Herkese merhabalar arkadaşlar. Brand Up etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Ben Şule Nurda. Bugünkü etkinliğin moderatörlüğünü ben üstleniyorum. Bugünkü konuğumuz Global Magic Brands Danışmanlık Şirketi'nin başkanı, markalaşma, pazarlama, satış, kriz yönetimi ve reklam gibi birçok alanda uzman ve Marka Ol Emmi kitabının yazarı Ömer Şengüler. Hoş geldiniz Ömer Bey. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Asıl ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Ömer Bey bizlere çok güzel bir sunum hazırladı. Heyecanla dinlemeyi bekliyoruz. Ben sözü daha fazla uzatmadan Ömer Bey'e devrediyorum. Evet arkadaşlar, bugün biraz markadan konuşacağız. Brand Up. Sizin bu arada etkinlik isminizi de çok beğendim. Brand Up bizim hizmet paketlerimizden birinin de adı. Markayı yüceltmek, marka değerini yükseltmek için bizim verdiğimiz bir hizmettir. Biraz bugün markadan, marka değerinden söz edeceğim. Sonra kişisel markalaşmanın öneminden bahsedeceğim. Ve kişisel markalaşmanın adımlarıyla benim sohbetimi bitireceğim. Daha sonra da sanıyorum soru cevap bölümü var. Şule Nur Hanım herhalde ekran görünüyor. Devam ediyorum. Markayı yaratan pazarlamadır. Pazarlama reklam değildir. Pazarlama satış değildir. Pazarlama nedir? Pazarlama birçok tarifi vardır. 4P gibi tarifleri vardır biliyorsunuz. Ama pazarlama özetle üretim öncesinden başlayan, satış sonrasına kadar devam eden plan ve strateji yapma işidir. Kesinlikle satış da önemlidir, reklam da önemlidir ama pazarlama eşittir satış diyemeyiz, pazarlama eşittir reklam diyemeyiz. Ve Philip Kotler'ın bir sözüyle devam etmek istiyorum. Pazarlama farkındalığını biz eğer artırırsak dünyada, gelir dağılımını da daha adil yapılmasını sağlarız gelir dağılımının. Bir örnek veriyor ve diyor ki işte dünyada yaklaşık 8 milyar insan var. Bunun 400-500 milyonunda pazarlama farkındalığı var. Onlar marka yaratabiliyorlar, onlar pazarlama yapabiliyorlar. Ama geri kalan 7,5 milyar insanda pazarlama farkındalığı olmadığı için veya eksik olduğu için o 7,5 milyar insan 500 milyon insana hizmet ediyor. Ve bir örnek veriyor, diyor ki Nike, Amerikan markası spor ayakkabıları ve spor giysileri üreten Nike, New York'ta inovasyon merkezi var ve ana merkez Amerika Birleşik Devletleri'nde inovasyonu yapar, ürünleri tasarlar ve Vietnam'da çok ucuza o ayakkabıları ürettirir. 10 dolarla 15 dolar arasında ürettirir. Kendisi de dünyada daha sonra 150 dolarla 1200 dolar arasında da o ayakkabıları satar. İşte bu durumda Vietnamlılar hizmet eden o 7,5 milyar insanlardan oluyorlar. Nike'ın yöneticileri veya Nike şirketi ise creme de la creme o 400-500 milyondan birisi oluyorlar. Bunun nedeni de Nike'ın pazarlama farkındalığına sahip olması. Yani bizim amacımız da pazarlama farkındalığımızı artırıp daha adil bir dünya içinde mücadele vermek. Gelelim markanın tarifine. Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu ve CEO'sunun çok güzel bir tarifi var. Senin markan, sen odadan çıktıktan sonra senin hakkında konuşulanlardır diyor. Yani dedikodudur, yani içgörüdür, yani ekşi sözlükte yazılanlardır, yani şikayetvar.com'da yazılanlardır. Onun bunu söyledikleridir. Başkalarının senin markan hakkındaki inançları, düşünceleridir.
senin broşürüne yazdığın, web sayfana yazdığın cümleler değildir. Başkalarının senin hakkında düşündüğü, senin markanı ve marka değerini tanımlar. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde veya başka sözlüklerde marka nedir'e baktığınızda maalesef işte logodur, simgedir gibi şeyler vardır. Halbuki logosu olmayan markalar da vardır. Örneğin Mahatma Gandhi, Hindistan'ın sömürgeden kurtulmasını sağlayan bir lider, bir kişidir. Çok önemli bir markadır, kişisel markadır. Logosu yoktur. Mustafa Kemal Atatürk de öyle. Onun da logosu yoktur ama çok güçlü bir markadır. Marka logo değildir, marka amblem değildir. Marka hedef kitlenin zihninde oluşturduğu bir değerdir. Yani soyut bir değerdir ama değeri vardır. Marka olmak, illa Ferrari olmak, Bentley olmak, Mercedes olmak demek değildir. Cartier olmak demek değildir. BİM süpermarketleri en ucuz ürünleri satar. O da bir markadır. BİM'de satılan Dost yoğurt, Türkiye'nin en ucuz yoğurdudur ama en lezzetli belki yoğurtlarından birisidir ve ciddi bir markadır, güzel bir markadır. Yani marka olmak, lüks veya pahalı olmak, sosyetik olmak değildir. Interbrand listesine baktığımızda interbrand.com adresinde bu listenin her yıl güncellendiğini görürsünüz. Dünyanın en değerli markası bu yıl Apple, 200 küsur milyar dolarla. Ardından onu Google takip ediyor, sonra Amazon. En sonuncu da, listenin en sonuncusu da Subaru, 4.2 milyar dolarla. Bu liste marka değeri en yüksek olan ilk 100'ü içeriyor. Maalesef Türkiye'den bu listeye girebilen bir tane bile bir markamız bugüne kadar olamadı. Girebilmesi için yalnızca marka değerinin en az 4-4,5 milyar dolar olması lazım. Türk Hava Yolları en yakın, girmeye en yakın, münasip, müsait olarak görünüyor. 2.2 milyar dolar marka değeriyle. Umarım sizler bu listeye Türkiye'den bir markayı sokacaksınız. Umudumuz sizlerde. Şirket değeri marka değerinden farklıdır. Pazarlama satış mıdır? Maalesef Türkiye'de çok büyük holdinglerde dahi bu hatanın yapıldığını, hatta bazı üniversitelerde pazarlama satış bölümünün olduğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir hatadır ve dünya markası ülkemizden çıkmamasının bir nedeni de budur. Pazarlamayı satış görmektir. Pazarlama satış değildir. Satış tabii ki çok önemlidir. Satış olmazsa şirket durur, hayat durur, kirayı ödeyemeyiz, maaşları ödeyemeyiz, para biter. Ama yine Profesör Cutler'ın bir cümlesini burada hatırladım. Der ki Cutler, pazarlama departmanı çok güçlü olan bir şirketin satış departmanı işsiz kalır. Yani kendiliğinden satış zaten gelir, yeter ki pazarlama güçlü olsun. Pazarlama satışla hep ilişki içerisindedir. Brief verir, brief alır, yönlendirir, strateji verir, dataları alır, okur, değerlendirir satıştan. Ama kesinlikle birebir satış yapmaz. Satışı böyle biraz düşük seviyeli bir işmiş gibi insanlar maalesef gördüğü için, ki öyle bir iş değil, çok onurlu bir iş. Şirketi ayakta tutan departmanlardan birisi satış departmanı. Yanına hemen başka bir şey ekliyorlar. İşte pazarlama ve satış müdürü. Mesela bir insan işte bir şirketin satış müdürü ama diyor ki ben pazarlama müdürüyüm diyor. Biraz havalı olsun diye. Bu çok yanlış. Pazarlama satış değildir. Pazarlama analizdir. Pazarlama datadır. Pazarlama stratejidir. Pazarlama matematiktir. Satış palavra kaldırır ama pazarlama palavra kaldırmaz.
Dolayısıyla satış ve pazarlamayı aynı kişiye bağlamak çok büyük bir yanlış olur. Satış kısaca para getiren bir departmandır, para demektir. Pazarlama ise araştırmadır, analizlerdir, veridir, fiyatlama, tahsilat, vadedir. Vadeyi tespit eden departmandır, inovasyondur, matematiktir. Burada güzel bir satışçı, çok imrendiğim bir satışçının küçük bir videosunu getireceğim. Baş harfine, diş harfine, boğaz harfine, dili ve nefiye harfine, bir kere bakacağını da bir kere alsanız ondan iyidir. Hadi çaya çorbaya doldur torbaya. Hacıya, hocaya, karıya, kocaya, çoluğa, çocuğa, yaşlıya, genceye kesme elvan. Hadi camilere hoca, koca, koca, karılara koca buldurup elva. Ne elvaymış be. Hadi bahçelerde darı, koca adamlara da karı buldurup elva. Elvacı, elva, tadeler burada, tade çıktı kağıt elva. Evet çocuklar, şekerciniz geldi, ağlayın. Hadi çocuk başını kaldır, anneni kandır, annene şeker aldır. Başları kara çocuk, saçlarını tara çocuk, annen şeker almazsa avucunu yala çocuk. Evet ben geldim. Aşık olamayanlar, arayıp da bulamayanlar, bulup da mutlu olamayanlar, en büyük aşklar pambıkla başlar, pambık. Ama Fatma Gül'e de böyle saydım, saydım almadı, başına gelmeyen kalmadı. Hem de Seda Sayan'a dedim bir tane al, biriyle kal dedim, almadı çıkmadı, erkek kalmadı. Evet Türkiye'nin yarısını götürdü karı, bak demedi demeyim, demedi dinleyin, demedi alın, hadi bakalım yandan yandan göbek atalım. Köprenizin pençesi, evinizin penceresi, benden şeker almazsan bulaşın bulaşık penceresi. Evet, bahçeden topladın elmaları, üstüne döktüm kırmızı narı. Eğer sende el varmazsan evde kalasın koca karı. Abana aşık. Harika buldum. Şeker alacağımız yoktu, şeker de aldık. Almayacağızsak da aldık yani. Evet, videoda da gördüğünüz gibi, umarım izleme şansınız oldu, sesi de çıktı. Bu pamuk şeker satan amca sahillerde Balıkesir civarında işte her sabah çıkar yazın, yanına 50-60 tane belki işte o şekerler, pamuk şekerlerden alır. Amacı, tek amacı var, o 60 tane pamuk şekeri akşama kadar bitirmek. Onun için de böyle beyaz yalan dahi olsa şakalar yapar, işte efendim güzel nameler okur. Amacı çünkü satıştır. O yüzden satış palavra kaldırır. Yani biraz önce duydunuz işte Maradona bundan yedi, Hülya Avşar bundan yedi de güzel oldu, Maradona bundan yedi de goller attı gibi şeyler söylüyor. Bunlar zararlı yalanlar değil. Biraz da güldürüyor ama satış bu açıdan baktığımızda bambaşka bir şeydir. Otomobil satmak, mesela ikinci el otomobil satmak çok ciddi beceri ister. Gayrimenkul satışçılığı çok ciddi beceri ister. Çok şey işlerdir bunlar, yani kolay işler değillerdir. Peki pazarlama nedir? Pazarlama üretim öncesinden satış sonrasına her şeyin mükemmel gitmesini sağlayan, başlangıç ve bitiş noktası olmayan, yani ya tamam pazarlama işini bitirdik artık başka bir işe geçelim diyemiyorsunuz. Hayatınız boyunca var olmak zorunda. Markanın ömrü boyunca sürecek bir yaşam döngüsüdür. Kalitatif ve kantitatif araştırmalardır pazarlama. Konumlandırmadır, kurumsal kimliktir. Ürüne marka adı geliştirmektir. Ürünü, hizmeti, hedef kitleyi iyi tanımaktır. Markayı tüm tehditlerden korumaktır. Yani risk yönetimidir. Kriz yönetimidir. Dolayısıyla hesap kitaptır, analizdir, stratejidir, matematiktir. Neyi kaç liraya üreteceğinize, onun satış fiyatına, vadesine, insanlarla onu nasıl tanıştıracağınıza, ofisinizi, mağazanızı, internet sayfanızı nasıl tasarlayacağınıza karar verir. Evet, aslında markayı yaratan da pazarlamadır. Pazarlama farkındalığı da bütün bunların farkında olup ilk günden itibaren markayı doğru yönetmektir. Pazarlamanın 3 altın kuralından söz edeceğim. Birincisi kararlı ol. Pazarlama bir şey olduğunda, bir aksilik olduğunda, deprem olduğunda veya bir ne bileyim pandemi olduğunda rafa kaldırılacak bir iş değildir. Her eve lazımdır, her şirkete lazımdır ve her zaman lazımdır.
bizzat markanın yaratıcısının, şirketin başındaki liderin pazarlamaya kaliteli zaman ayırması gerekir. İkinci altın kural. Üçüncü altın kuralda mutlaka pazarlama için yeterli bir bütçeyi ayırmak gerekir. Bu kesinlikle reklam bütçesi değildir. Reklam bütçesi biraz önce de söylediğim gibi başka bir konudur. Reklam başka bir konudur. Pazarlama reklamı yönlendirir ama birebir aynı şeyler değillerdir. Pazarlama bütçesinin önemli bir bölümü de kalitatif ve kantitatif, yani nitel ve nicel araştırmalara gider bu bütçenin önemli bölümü. Şu bu tabloda çok enteresan bir gerçeği sizinle paylaşacağım. Maalesef umudumuz, işte dediğim gibi, sizlersiniz. Maalesef Türkiye ihracatta büyük zafer, büyük hedeflere ulaşmıştır. Yani 25 sene önce 1 milyar dolar civarında bir ihracatımız varken bugün 168 milyar dolar yıllık ihracat seviyesine ulaştık. Bu çok büyük bir başarıdır. Ama ve lakin gelin görün ki biz Polonya'dan bile daha ucuza mal satıyoruz, ihracat yapıyoruz. Çin'den dahi daha ucuza satıyoruz. Çin'in 1.59 dolarken kilogram başına ihracat bedeli, Polonya'nın 1.85'ken bizim 1.37 dolar seviyesinde. İşte bunun ana nedeni de Türkiye'den markaların çıkmamış olması, dünya markalarının olmaması. Biz commodity üreten, ara mal üreten, fasoncu piyasa tabiriyle veya private labelcı bir ülkeyiz maalesef. Gelelim marka yolculuğuna. Markayı bir ağaca benzetecek olursak, bu ağacın tohumundan çıkan köklerin ilk dalları marka adıyla başlar. Yani ilk adım marka adıdır. Soyadıma takılmamalıyım bir marka yaratırken. Maalesef mesela Türkiye'de Tüylüoğlu Pastanesi var. Beyefendinin soyadı Tüylüoğlu'ymuş ve Tüylüoğlu Pastanesi demiş. Yani pastayı yerken acaba içinden tüy mü çıkacak hissini dahi veriyor. Soyadına takılmadan biz Türkiye'de bu yanlışı çok yapıyoruz. Eğer yurt dışına da ihracat yapacaksak, içinde yumuşak G, Ü, Ş gibi Türkçe'ye has harflerin olmamasına dikkat etmeliyiz. Sevilen bir marka yaratmak için sevilen bir marka adı, kabul gören bir marka adı olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer markamız, ürünümüz maskülen bir ürünse, yani ütü gibi, ne bileyim, otomobil gibi, kompütür gibi maskülen bir ürünse mutlaka maskülen bir marka adı koymalıyız, geliştirmeliyiz o ürüne. Efemine bir ürünse de efemine, yani çikolata bisküvi mesela efeminedir, dişidir. Veya bir yoga salonu açacaksak, spa merkezi açacaksak, o da dişi bir iş dalıdır. İş dalları böyle ikiye ayrılır, maskülen ve efemine olarak. Marka adını bütün bu özellikleri düşünerek geliştirmeliyiz. Logo bir grafikere çiziktirilecek basit bir şey değildir. Logo işi anlatmalıdır. Mesela Amazon'un logosu, Amazon.com'un logosunda A'nın altından bir ok çıkar, Z'nin altına gider. Çok basit. Hiçbir şey yazmaya da gerek yok. A'dan Z'ye bende her şey var diyor. Motto slogandır. İşi tam anlamıyla anlatan kısa bir cümledir motto. Bütün bunlar markanın hikayesini aslında belirler. Hikayesi olmayan marka olamaz. Her marka bir hikayedir. Sonra yine köklerde devam edecek olursak, markanın ruhu, tasarımı, tasarımlar, yani ambalaj tasarımından ürün tasarımına kadar tasarımlar, bunlar çok önemlidir. Kartvizit bile çok önemlidir. Ne iş yaptığınızı anlatması lazım kartvizitin. Web sayfasının tasarımı ve içerikleri, cümlelerin güzel bir dille yazılmış olması, imla kurallarına uygun olması çok önemlidir. Sosyal medya, dijitaldeki her şey, Google AdWords, SEO, bütün bunlar hep
markanın kişiliğini belirler. Dilin kötü olmaması, düzgün, doğru olması, anlaşılabilir olmak ve cazip olmak, bunlar da markanın iletişimini sağlar. Gelelim gövdeye. Gövdede artık ağaç haline gelmeye başlamıştır. Marka, ürün vardır, hedef kitle analizi vardır. Bunlar da yine pazarlamanın önemli adımlarından bir tanesidir. İçgörü vardır. İçgörü de başkalarının bizim markamız hakkında düşündükleridir. Biz bunlara insight İngilizce diyoruz, yani içgörü diyoruz. Bir de finans çok önemlidir. Finans derken bankalarla ilişkileri, yalnızca ödemeleri kastetmiyorum. Bir şirket önce para kazanmalı ki marka olabilsin. Para kazanmayan bir iş marka olamaz. Para kazanmak iş hayatında çok önemli. Onun için satılan malın maliyetini çok iyi çıkarmak gerekir. Finansal tabloları okumayı çok iyi bilmek gerekir. Ve kaça satacağını, hangi vadeyle satacağını da çok iyi bilmek gerekir. Ya bütün herkes vadeli satıyor, 9 ay vadeli senetle, çekle satıyor, ben de mecburum dersen, o yüzden de nakit akışı sıkıntısına girersen 6 ay sonra, 1 sene sonra zaten kepengi kapatmak zorunda kalırsın. Dallar, yapraklar, meyveler tarafında da araştırmalar, araştırmalar, araştırmalar çok önemli. Marka demek, hedef kitle demek. Markanın sahibi hedef kitledir. Şirketin sahibi değildir. Hedef kitle de milyonlarca, milyarlarca belki insanlardır. Onları çok iyi dinlemek gerekir. Onları çok iyi anlamak gerekir. Başı C ile başlayan CRM gibi müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri deneyimi yönetimi, müşteri sadakat yönetimi, değer yönetimi gibi konular da yine her gün, her dakika, her an hayatımızda olmak zorundadır. Gelelim reklamla olan ilişkisine. Maalesef pazarlama ve reklam departmanı hep aynı şey sanılır, Türkiye'de özellikle. Reklam ajansı çok iyi bir eczaneye benzetiyor, benzetiyorum reklam ajansını. Bir yeriniz ağrıdığında eczaneye gidip, öyle yapanlar da var maalesef, doktora gitmeden ya işte şuram ağrıyor deyip bana bir ilaç versene deyip işi böyle kolayca halletmek isteyen insana benzetiyorum ben. Halbuki reçeteyi yazan doktordur. Önce doktora gitmeliyiz. Yani önce pazarlamaya gitmeliyiz. Pazarlama da aynı iyi bir doktor gibi, iyi bir doktor nasıl siz ona şikayetlerinizle gittiğinizde sizi dinler ama muayene de eder ama sizi laboratuvara gönderir, kan tahlili ister, X-ray ister, gerekirse MR ister. Onların sonuçlarına bakarak asıl teşhisi yapar. İşte iyi bir pazarlamacı da, pazarlama uzmanı da araştırma sonuçlarına bakmadan kesinlikle analiz yapmaz, strateji yapmaz. Araştırma sonuçları asıl reçeteyi yazdıran datadır, veridir. Reklam yapmadan marka olanlara birkaç örnek vermek istersek, Amazon.com çok 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 az Türkiye'de bu sene biraz reklam yaptı. Dünyanın bazı ülkelerinde çok minimal bütçelerle yapar. Onun dışında reklam yapmaz. Red Bull reklam çok az yapar. Red Bull'un asıl stratejisi sponsorluktur. Victoria's Secret yalnızca Aralık ayında defileler yaparak bugüne kadar marka değerini yükseltti ve markasını yarattı, korudu, büyüttü. Apple reklam yapmaz. Mittal de Hindistan'da çelik sektöründeki bir markadır. O da reklam yapmaz. Araştırmalar bölümünü biraz hızlı geçiyorum. Derse dönüşmesin bu sohbetimiz, güzel sohbetimiz. Daha çok sorulara vakit ayırmak istiyorum. Pazarlama araştırmaları ikiye ayrılır. Kantitatiflere biz kısaca Türkler olarak anket deriz. Rakamsal veriler sağlar bunlar.
Ama kalitatifler, yani etnografik araştırma gibi, fokus grup gibi, odak grup gibi araştırmalar, asıl değerli olanlar onlardır. Diğeri değersiz değildir tabii de, duyguları verir kalitatif araştırmalar. Yani araştırmalara bakmadan sizler de herhangi bir konuda hüküm vermeyin. SWOT analizi konumlandırma için yapılır. COBI analizi, yani Challenges, Opportunities, Big Idea ve Implementation'ı içeren COBI analizi de büyük fikri bulan analizdir. Başkasının gözündeki algıyı bilmek önemlidir. Ve aslında konumlandırmada haddini bilmektir. Neyi yapmayacağını çok iyi bilmektir. Kişisel markalaşmaya geçmeden önce son olarak, markalaşmada, pazarlamada önemli bir konuya değinmek istiyorum. Türkiye'de taktik ve strateji karıştırılır. Taktikler strateji sanılır. Bir de bir hedef meselesi var. Şimdi sizlere sorsam, aslında şimdi sorayım, soru cevap bölümünde cevaplarınızı da alırım. Her birinizin bir hedefi olması gerekir. Yani bu hedef parasal bir hedef de olabilir. Ben mezun olduktan sonra 5 sene içerisinde, 5. yıla geldiğimizde bankada 1 milyon dolar görmek istiyorum. 10 sene sonra 100 bin dolarım olsun mevduat hesabımda istiyorum. Bu bir hedeftir mesela. Veya dünyayı kurtarmak istiyorum. Veya bir buluş yapmak istiyorum. Veya ne bileyim, kuaför olmak istiyorum. Veya yani hedef çok önemli. Hedef koymadan olmaz. İlle maddi bir hedef olmak zorunda değildir bu hedef. Bir kere hedefi koyacağız. Strateji ise o hedefe ulaşmamızı sağlayan şeydir. Taktikler küçük küçük parçalardan oluşur. Taktikler de stratejinin hayata geçmesini sağlar. Sun Tzu'nun bir sözü var. Çok sevdiğim bir sözü. Taktiksiz strateji kazanmanın en yavaş yoludur. Yani stratejiniz var ama taktikleriniz yok. Taktik de biraz para gerektirir. Yani mesela sosyal medya kullanmak taktiktir. Instagram'da reklam vermek taktiktir. Kesinlikle strateji olamaz. Ama strateji gençleri etkilemek olabilir. Hedef ise piyasada bir numara olmak olabilir. Ama stratejisiz taktik, stratejin yok ama paran bol, habire reklam yapıp duruyorsun, mağlubiyetten önceki en büyük gürültüdür diyor Sun Tzu'yu. Yani çok ses getirirsin ama hedefe ulaşamazsın. Burayı da hızlı geçiyorum. Stratejik hataları taktik başarılarla gideremezsiniz. Stratejideki hatayı taktikle düzeltmek çok zordur der. Yani biraz stratejiyi çalışmakta yarar var diyorum ve gelelim markalaşmaya. Geliş, değiş, dönüş ki marka olasın. Değişmeyen, gelişmeyen, dönüşmeyen marka olamaz. Ben bu kafaya, bu noktaya bu kafayla geldim, ben değişmem diyen marka olamaz. Markalaşmanın önündeki en büyük engel konservatif olmaktır, tutucu olmaktır, değişmemektir, gelişmemektir, ben böyleyim kardeşim demektir. Evet, değişime hazır olmalıyız. Birçok anlamda, yani insanın değiştiremeyeceği idealleri vardır, etik değerleri vardır, ona bir şey demiyoruz, ona bir şey demem, diyemem ama gelenek, görenekler, örf, adet, efendim babamdan böyle gördüm, dedemden böyle gördüm diyenler marka olamaz. Ve marka yaratmak istiyorsan önce sen marka olmalısın. Efendim ben sosyal medyayı sevmiyorum, efendim ben sosyalleşmeyi sevmiyorum, ben asosyal, cenazeye gitmem, düğüne gitmem, onları işte küsülüyüz biz onlarla falan dersen marka falan olamazsın. Şöyle bir düşünün, dünyadaki herkesin bildiği, tanıdığı markaların sahiplerine bakın, yaratıcılarına. Apple'ın, biz yaratıcısını da çok iyi tanıyoruz, o da bir marka. Steve Jobs,
Microsoft'un keza öyle. Bill Gates Türkiye'de Sakıp Sabancısını, Vehbi Koçunu, işte Mustafa Koçunu, hepsini tanıyoruz bunlar. Yani efendim ben markayı yaratayım, marka büyük, çok güçlü bir marka olsun ama ben görünmeyeyim ortada, olmaz. Hikayene sahip çık, mutlaka önce sen marka olmalısın ki marka yaratabilesin. Sözünde durmak çok önemli. Sözünde duran marka olur. Ve yeteneğini paraya çeviren marka olur. Hepimizin yetenekleri var. Şimdi tamam, iyi güzel yeteneklerimiz var da bazılarımız diyor ki ya şans kapımı çalmıyor. O Ahmet var ya, o Ayşe var ya, onlar çok şanslı. Hep dört ayak üzerine düşüyorlar ama ben şanssızım diyorsa cevabını bırakalım Cem Yılmaz versin. Şimdi Cem Yılmaz'ın küçük bir videosunu paylaşacağım sizinle. Şans mı, emek mi? Şans faktörü şu. Şöyle bir şey oldu. Ben sahneye çıktım. İnsanlar güldü. İndim. Ben bir daha sahneye çıkacağım. Bir daha bunu yapacağım. Benim afişim asılacak. Geliyor falan. Böyle bir şey aklımda yoktu benim. Çıktım, güldüler. İşime gücüme baktım. Karikatür çiziyorum zaten. Ertesi an diyorlar ki bir daha çıkar mısın? Allah Allah, elim mürekkepte. Dur bakayım. Ne oluyor ya diye bir daha çıktım. Sonra dedi ki bir daha çıkar mısın? Sonra dedi ki pazartesi dedi salıları sen çıkar mısın? Çıkarım. Çıktım. Buradaki şans faktörü şu. Tam o anda aklıma çok komik şeyler gelmiş. Şansa var. yani şans faktörü bu. Ama şansı dövmemiz lazım. Şansı şöyle dövmemiz lazım. Bana denk gelmiyor diye bir şeyi çok suçlamamak lazım. Hele bu çağda, bakın şöyle bir şey var. Kabiliyet gömülü kalması ihtimali olan bir şey değil. Hele çağımızda. Acayip gitar çalıyorsan, bunun dünyadaki herkesin haberdar olması için 5 saniye yetiyor. Yani alıyorsun gitarı, şu kamerayı koyuyorsun karşına, sana çalıyorsun, YouTube'a bir koyuyorsun. Eğer gerçekten acayipsen dünyanın her yerinden diyorlar ki bu kim ya? Şimdi hani ne oldu şans? Bak şans ne kadar artık adaletli ve yaygın. 30 sene önce birinin abi tırım alıyoruz da elimizden tutan yok lafının anlamının kalmadığı bir çağ. Ben çok acayipim. Hırkasını giymeden önce ne kadar acayip insanlar olup olmadığına bakmak lazım. YouTube'a beraber girelim. Dünyanın en frik kabiliyetlerinle ilgili. Ne bileyim, her şey olabilir. Motosikletin üstünde böyle ayakta durup da böyle yapan adam var diyelim ki. Onu tek elle yapan var, öbürü gidiyor üstüne parmakla yapan var, öbürü hiç motorun üstünde değil havada duruyor. Bir tanesi çıplak yapıyor onu, öteki arkadaşını da almış yapıyor. Dolayısıyla bak neler var. Şimdi bütün bunlar varken abi tekelimi bırakıyorum diye video, o kadar şansı yok. Şansı yok. Çünkü mal başka yerde artık. Adel diye bir kız var. Video koyuyor. Justin Bieber var. 14 yaşında YouTube'a video koyuyor Kanada'da. Sen de çağıracağını diyorsun ki şans yok. Şans yok. Nasıl şans yok ya? Mal ne? Mal bu abi. Ama şans yok. Şansı böyle görmemek. Evet. Cem Yılmaz'a katılıyor musunuz? Şans yüzüme gülmüyor, kapımı açmıyor dememek gerekir. Ben de şey derim, şans kapını çalmıyorsa kendine kapılar yap. Nedir onlar? LinkedIn'de hesabını yoksa aç, LinkedIn'de mutlaka var ol, her hafta bir paylaşım yap, her ay bir paylaşım yap, aktif ol. Projelerini yaz, görüşlerini yaz, fikirlerini yaz. Şimdi Amerikalıların bir güzel bir lafı vardır. Küçük insanlar başkalarının fikirlerini paylaşırlar. Yani dedikodu yaparlar. Average insanlar, orta seviyedeki insanlar
olmuş bitmiş şeyleri söylerler. İşte Einstein şunu buldu, bilmem kim bunu buldu falan. Olmuş bitmiş, herkes biliyor zaten. Ansiklopediyi açsa, Wikipedia'yı açsa, baksa orada da görür. Ama büyük insanlar fikirleri paylaşırlar. Fikir, fikrini söyle. Cesur ol, kendine kapı yap, sosyal medyaya gir. Sosyal medyada efendim olursam annem babam kızıyor, işte sevgilim kıskanıyor, yok eşim kıskanıyor falan, bütün bunları millet ne der diyen marka olamaz. Kendine kapılar yap, cenaze var git, düğün var git, kokteyl var git. Bakın herkes pazar günü yan gelip yatmışken siz okulunuzda bir kulübe üye olmuşsunuz ve o kulübün bir aktivitesine katılıyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz. Bunlar da bir kapı. Yeteneği işe çevirmek için mutlaka ben markayım, bunu baştan kabul etmek lazım. Her insan doğduğu andan itibaren bir markadır. Marka adı da annesinin babasının koyduğu isimdir. 12 adımımı söyleyip sohbetimi bitireceğim. Birinci adımı kişisel markalaşmada, üniversite seviyesinde çok önemlidir bu adımlar. Sizin yaşlarınızda çok önemlidir. Kendini tanı. Yani bir bakkal hesabı, böyle bir T cetveli yap. Sol tarafa artılarını yaz, sağ tarafa eksilerini yaz. Eksilerim ne olabilir? Ben alıngan bir çocuğum, insanım. Hemen küsüyorum falan. Ha, bunun biraz önüne geçmem lazım. Cimriyim. Bu da bir eksi. Efendim, mesela hayatta iki kişinin yorumları, sözleri çok önemlidir. Bir, çocuklardır. Çocuklar hesapsız konuşur. İkincisi de kaba arkadaşlardır. Kaba arkadaşlar pek sevilmezler ama inanın söyledikleri şeyler çok çok değerlidir. Çünkü onlar sizi kaybetmemek için kibar olmaya çalışmazlar. Ya biliyor musun, herkes senin hakkında cimri olduğunu söylüyor diye pat diye söyler. İşte bu çok önemli bir içgörüdür, insight'tır. Ha ya, ben demek ki cimri olmak istemiyorum, cimri görünmek de istemiyorum. Ha o zaman arkadaşlara işte kahve ısmarlayayım, yemek ısmarlayayım, ne bileyim çikolata alayım, cimri olmadığımı göstereyim. Çünkü algı her şeyden önemlidir. Var olmak algılanmaktır. Eğer öyle algılandıysanız siz osunuz. Ve hangi meslek seni mutlu insan yaparsa onu yap. Bazı insanlar mimarlık gibi, reklamcılık gibi, danışmanlık gibi, az kişiyle yapılan danışmanlık gibi, koçluk gibi birebir yapılan işlere daha uygundur. Onu yap. Olması lazım. Bazıları da hayır, yani binlerce kişiyi, yani şimdi siz Koç Holding'in CEO'sunu düşünebiliyor musunuz? 32 bin kişiyi yönetiyor. Hani bu kişiden kişiye değişir. Yani önce kendimi tanıyacağım. İkincisi, hikayene sahip çık. Bu hikaye hayat hikayendir. Senin hikayendir. Onu sakın gizleme. Yani bu finansal bir hikaye olabilir. Fakir bir ailenin çocuğu olabilirsin. Veya etnik bir hikaye olabilir. Aslen Çingene olabilirsin. Aslen Kürt olabilirsin. Aslen göçmen olabilirsin. Hep bunlara sahip çık. Veya başörtülü bir hanımefendisin. İnancından dolayı başını örtüyorsun. Profil resmine sosyal medyada, LinkedIn'de fotoğrafını koyarken bir çiçek fotoğrafı koyma. O başörtülü resmini koy. Ona sahip çık. Sen osun çünkü. Ve hikayeni anlattığında bir tane dahi beyaz yalan yoksa o hikayede, demek ki sen başardın, bu senin başarı hikayendir. Üçüncüsü, kibar ol. Kibar olan marka olur. Kaba insanı hiç kimse sevmez. Seviyormuş gibi yapar bazı çıkar ilişkilerinden dolayı ama sevmez. Onun için kibarlık çok önemli. Eskiler adab-ı muaşeret derler, etiket kuralları denir Fransızca'da. Yani bir hanımefendiye nasıl davranılacak, bir toplantıya gittiğinde nasıl elini uzatacaksın, ne zaman ayağa kalkacaksın, ne zaman oturacaksın gibi şeyler çok 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 önemlidir. Ya bunlar boş işler hep, ben tişörtü giyer giderim, kimseye de bakmam diyen marka olamaz. Dördüncüsü, prensipli ve dakik ol.
randevularına zamanında git. Sana gelen SMS veya WhatsApp mesajına mutlaka 24 saat içinde en fazla cevap ver. E-mailine cevap ver. Mesaj atmadan önce onu kontrol et. İmla kurallarına dikkat et. Teklif veriyorsan, artık iş hayatına girdin diyelim. İnce ele sık doku, zaman harca ve teklifi ciddiye al. Yani WhatsApp'tan efendim biz bu işi şu kadar paraya yaparız diye bir teklif sakın ha yazma. Beşincisi, cesur ol. Marka yaratmak istiyorsan önce sen marka olmalısın. Hayalet olan marka olamaz. Senin kim olduğunu, yüzünü, cismini, görünüşünü herkesin bilmesine müsaade et. Bir blog sayfası açtıysan biliyorsunuz blog sayfası açmak bedava. Yani Blogspot'ta hiçbir para ödemeden blog sayfası açabilirsiniz. Hepinize tavsiye ederim. Veya LinkedIn'i blog sayfası olarak kullanabilirsiniz. Meşhur olmaktan çekinme. Yine sizin yaşlarda olan bir arkadaştan örnek vereceğim. Danla Bilic, benim kitabımda da söz ediyorum kendisinden. Kendisini tanımıyorum. Ama sanıyorum üniversite diploması da yok. Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla da ayda 200-250 bin lirada bir geliri var. 2 sene öncesinin rakamı bu. Ne yapıyor bu arkadaşımız? Cesur. Millet ne der demiyor. Makyaj videoları çekiyor. Kadınlar için. Sarhoş makyajı, ayık makyajı, sevgilisi terk eden kızın makyajı gibi böyle değişik yaratıcı başlıklarla makyaj videoları çekiyor. 2-3 milyon her platformda takipçisi var. YouTube'da üyeleri var. Hayatından memnun. Aşık olayım mı olmayayım mı diye kimseye sorma ihtiyacı hissetmiyor. Özgür. Zaten içinizdeki çocuğu özgür bırakmazsanız marka olamazsınız. Bu arada içinizdeki çocuk size yanlış yaptırmaz. O ne diyorsa yapın. Mutlu olacağınız hiçbir şeyi ertelemeyin. Altıncısı, sizi anlatan, seni anlatan mutlaka kısa birkaç cümlen olsun ve onları ezberle. Tanışmalarda o cümlelerinden birini, ikisini kullan. Biz buna asansör toplantısı diyoruz. Mesela bir mandıranız var ve peynir satıyorsunuz ve Big Chef'in sahibi Gamze Cizreli ile tesadüfen aynı asansöre bindiniz bir gün. Aynı kata çıkacaksınız. Kaç saniyeniz var? 20-30 saniyeniz var. O 30 saniye içinde Gamze Hanım'ı ikna etmek zorundasınız. Bizim peynirlerimizi deneyin, bizim peynirlerimizi alın. Demek bunu nasıl diyeceğinizi işte bulun. Neden senin peynirini alsın? Yani onlar zaten peynir alıyorlar bir yerlerden. Onu başkasını değil, benimkini al. Çünkü bunları çok iyi kısa ve öz bir şekilde anlatıp etkilemeyi becermek lazım. Yedincisi, anlaşılır ol. Bazı mentorluk hizmeti verdiğim müşterilerim veya danışmanlık verdiğim insanların web sayfalarını açıyorum, bakıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ne iş yaptığını bile anlamıyorum. Genelde IT sektöründe, bilişim sektöründe olanlar bu hataya düşüyorlar. Eğer evdeki anneannen, babaannen, annen ne iş yaptığını anlamıyorsa hata sende veya 7 yaşındaki yeğenin anlamıyorsa sen iletişim özürlüsün. Anlaşılabilir ol. Sekizincisi, sağa sola telefon açıp ya CV'mi göndereyim ben iş arıyorum bana yardımcı olsana sakın ha deme. Yaptığın iş işe yarasın, para kazandır. Bak göreceksin, o zaman hemen iş bulacaksın ve kapış kapış böyle herkes seni işe almak isteyecek. Para kazandırıyorsan mutlaka sen de kazanırsın. Dokuzuncusu, eğer hak ediyorsan, yani değerliysen, yaptığın iş değerliyse ucuz olma, değerini iste. Marka olan kuralı koyandır. Efendim bir
takı yapıyorsun, Instagram'dan satıyorsun mesela. Çok önemli, güzel tasarımlar yapıyorsun, hikayen var, marka adın güzel. Sahtekarlık yapmıyorsun, işte efendim 18 ayar deyip de 22 ayar deyip de 18 ayarlık altında satmıyorsun. O zaman pahalı ol. Pahalı olan daha çabuk marka olur. Onuncusu sözleşme. Herkes bir avukat olmak zorunda değil. Avukat gibi hukuku bilmek zorunda değil. Ama sözleşmelerini önemse, sözleşmen kadar markasın, sözleşmesi sağlam olan marka olur. Ya o işi de avukat halletsin sakın ha deme. Otur avukatınla veya o sözleşmeyi hazırlayan taraf kimse onlarla, peki şu madde ne anlama geliyor, şöyle olursa ne olur, böyle ne olursa olur, bunları ince ince incele, sözleşmesi sağlam olan güçlü marka olur. 11. insanlara kızabilirsin, işe de kızabilirsin ama sakın ha küsme. İş hayatında alınganlık olmaz. Hak ettiğini değil, müzakere ettiğini alırsın, sabırlı ol. 12. ve sonuncusu da azimli ol. Şu ana kadar saydığım 11 maddeyi unutabilirsin. Bunlar bana göre değil de diyorsan eğer. Yalnızca azimli olmak sana yeter. Girişken olmayan girişimci olamaz diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Sunumunuz için çok teşekkürler Ömer Bey. Rica ederim. Soru-cevap kısmına geçmeden önce sizlerle yorumlar kısmından bir link paylaşacağım arkadaşlar. Bu linkteki formu doldurarak çekilişimize katılabilirsiniz. Marka Ol Emin kitabının çekilişine katılabilirsiniz. Evet, bir çekiliş var. 5 tane kitap imzalayıp göndereceğiz. Ömer Bey'den imzalı 5 Marka Ol Emin kitabını hediye ediyoruz arkadaşlarımıza. Soru cevap kısmına geçiyorum Ömer Bey. Evet. Sinem, pazarlamada reklamın yeri nedir? Sinem Hanım sorar, pazarlamada reklamın yeri nedir? Pazarlamada diyelim bir cep telefonu cihazı üreten bir markanın sahibisiniz. Şimdi bugün gazetede okudum, Arçelik TLC ile anlaşmış. Tekirdağ tarafında bir fabrika kuruyormuş. Yeni bir cep telefonu markası çıkaracak. Pazarlama yaptığı araştırmalarla ve dünyayı araştırarak, hedef kitleye sorarak nasıl bir cep telefonu çıkarılacağına, çıkarılması gerektiğine karar verir. Bir örnek vereyim. Atıyorum tabii bu örneği. Arçelik bunu böyle yapacak anlamında söylemiyorum. Yapmalı anlamında söylemiyorum. Araştırdı pazarlama departmanı. Baktı ki ya normal şu bildiğimiz bizim herkesin benzerini yapmaktansa diyelim kulaklık şeklinde, hiç elinde cihaz yok, yalnızca kulaklık şeklinde çipler de içine küçültülerek yerleştirilmiş bir cihaz yapılsa devrim olur, yani çok daha tutar. Pazarlama mesela buna karar verir. Bunu destekleyen bir örnek vereyim. Henry Ford 1900'lerin başında onun çok önemli bir lafı vardır. Der ki ya ben millete sorsaydım, araştırma yapıp millete sorsaydım nasıl bir araba istiyorsunuz diye, iki at yerine dört atla, altı atla hareket eden daha hızlı bir atlı araba muhtemelen diyeceklerdi. Ben anladım ki insanlar hızı önemsiyorlar. O zaman motoru keşfettim ve motorlu ilk aracı yaptım diyor. Yani işte pazarlama bunlara karar verir. Pazarlama o cep telefonunun vadeli mi yoksa peşin mi satılacağına B2B'de bayilere karar verir. Nasıl bunlara karar verirse reklamın da nasıl yapılacağına, gelelim sorunuza şimdi, karar verir. Yani hedef kitle eğer bir üründe, mesela LCY2K'nin hedef kitlesi kimdir? Orta direktir. BİM'in hedef kitlesi kimdir? Orta direktir. Orta direğe ulaşmam için hangi mecraları kullanmam lazım? Orta direk gazete okumaz. Orta direk televizyon seyreder.
dizileri seyreder, sabah kadın programlarını seyrederse ki öyleler genelde, o zaman ben bu mecraları kullanmalıyım. Onların anlayacağı dil nedir? Şöyle bir dildir. O zaman bu dilde içerikler hazırlamalıyım. İşte pazarlama, reklamda bu kararları veren departmandır. Reklam departmanı ise bu brief'i pazarlamadan aldıktan sonra en iyi ajansı bulan ve onları uygulamaya geçiren departmandır. Bilmem soruna cevap verebildim mi size? Cevabınız için çok teşekkürler. Rica ederim. Melik Bey, merhaba. Marka mimarisini oluştururken hangi marka modelini kullanmamızı önerirsiniz? Teşekkürler. Melik, bir şeyi anlamadım sorunda. Hangi marka modelini kullanmamızı önerirsin diyorsun. Marka modelinden neyi kastediyorsun? Hangi markayı örnek almamızı istersiniz gibi bir soru olabilir. Hangi markayı? Bir kere bir markayı taklit ederek marka olunmaz. Yani ben tekstil sektöründeyim. Hedef kitlem de orta direk olsun istiyorum. Hadi LCY2'yi taklit edeyim. O ne yapıyorsa benzerini yapayım. Veya de facto'yu taklit edeyim. Benzerini yapayım. Olmaz. Böyle bir markalaşma olamaz. Yani her şimdi biz fikrin ilk akla geldiği ana conception anı diyoruz. Yani beynin hamile kaldığı an diyoruz. Bir kafede oturuyorsun arkadaşlarından, ya hadi şöyle bir şey yapalım, şöyle bir iş kuralım, şöyle bir aplikasyon yaratalım, şöyle bir dükkan açalım, manav açalım, e-ticaret üzerinden sebze meyve satalım da diyebilirsin. İlle teknolojik bir startup olmak zorunda değil. O anda başlar pazarlama ve markalaşma stratejisi başlar. Ben biraz önce marka ağacını paylaştım ya, o sıralama çok önemli. Marka Ol En kitabında da var o sıralama. Yani konumlandırmayı yapıyorsun. Marka stratejisini ve pazarlama stratejisini belirliyorsun. Ondan sonra marka adını geliştiriyorsun. Sonra logoyu ortaya çıkarıyorsun, mottoyu yani sloganı ortaya çıkarıyorsun. İşte bu modeli kullanmanı tavsiye ederim. O sıralama da kitabımda var. Kendine özgü bir marka modeli yaratmak zorundasın. Markalaşma yaratmak zorundasın. Bir başkasını taklit ederek marka olamazsın. Doğan Bey, merhabalar, iyi yayınlar. Pazarlama sektörüne adım atmak isteyen arkadaşlara verebileceğiniz en büyük tavsiye nedir? Hangi özellikler bu iş için daha elverişli olarak söylenebilir? Harika bir soru. Doğan'a teşekkür ediyorum. Şimdi ben pazarlamacı olmak istiyorum diyen arkadaşlara tavsiyelerim şunlar olur. Pazarlamayı iyi bilen bir uzman olmak istiyorum diyenlere tavsiyelerim şunlar olur. Bir, sosyolojiyi, bölümünüz sosyoloji olmasa bile sosyolojiyi okuyun, ek dersler alın, kitaplar okuyun veya master'ınızı sosyolojide yapın. Sosyoloji pazarlama için çok önemli bir alandır, daldır. Özellikle de insan bilimi olan antropolojiyi önemseyin. Kitaplar okuyun. Antropoloji ve antropologların biliyorsunuz birkaç bölüm ayrılıyor. Bir tanesi mezarcılar, tarihsel şeylere, kemiklere falan bakıyorlar. Onlar da önemli tabii de. Yok, biz canlılarla uğraşanları istiyoruz. Yani insanların diyelim pandemide işte davranış biçimleri nasıl değiştiği ne dair araştırma yapan, analiz yapan bölümü daha çok kastediyorum. Etnografik araştırmaları antropologlar yaparlar. Bir, yani sosyolojiyi önemsesinler. İki, mümkünse bir araştırma şirketinde staj yapsınlar. Yani kalitatif araştırma nedir, kantitatif nedir, analizler nasıl yapılır, Türkiye'de ne bileyim İstanbul'da Ipsos gibi, GFK gibi, Future Bright gibi büyük araştırma şirketleri var. Onlardan birinde olabilir veya bir başka araştırma şirketinde de olabilir. Araştırma tarafında biraz
kendilerini geliştirsinler. Üçüncüsü, birkaç yazarın ismini vereceğim. Aker, David Aker veya Profesör Philip Kotler veya Al Ries'in kitaplarını mümkün olduğu kadar okusunlar. Bu üçünün de kitapları Türkiye'de Medyaket yayınlarından Türkçe olarak çoğu yayınlanmıştır. Yani toplasanız bir 10-15 tane kitap eder. Gerçek pazarlamayı anlatanlar bunlardır. Maalesef pazarlama deyince, pazarlama kelimesi rehin alınmış bir kelime. Google'a pazarlama yazın, ilk birkaç sayfa dijital pazarlama adı altında sosyal medyacı, SEO'cular falan çıkar maalesef diyeyim. Yani onları da saygı duyuyorum, o da önemli bir iş ama pazarlama demek dijital demek değildir. Pazarlama demek reklam demek değildir yani. Başka şeyleri göz ardı etmek demek değildir. Dolayısıyla yani biraz da dikkat edin, pazarlama anlatıyorum diye reklamı anlatan, dijitali anlatan insanlardan biraz uzak durun. Eğer pazarlamada ihtisaslaşmak istiyorsanız. Üçüncüsü kitap okusunlar dedim. Dördüncüsü de data okuma, data reading, veri analizi yapma. Bu dijital veriler olabilir, dijital olmayan veriler olabilir. Data analizinde biraz kendilerini geliştirsinler. Algoritma konusunda biraz ihtisaslaşsınlar. Algoritma mimarisine sahip olanlar gelecekte ayakta duracaktır. Özetle böyle demek istiyorum. Çok teşekkürler. Benim size bir sorum olacak. İnsanlara evet. Pazarlamadan insanlarla pazarlama devrinde insanlarla pazarlama yapıyoruz. Bir marka için üretilen içeriğin ne kadarını marka, ne kadarını tüketiciler üretiyor? Güzel bir soru. Yani şimdi Facebook, Instagram, işte Twitter gibi sosyal medya araçları veya Ekşi Sözlük sosyal medyada önüne geçemiyorsunuz. Yani insanlar yorumlara yazıyorlar, işte içerik üretiyorlar. Ve çok da etkili oluyorlar. Yani bir insanın bir şikayeti inanın bütün şirketi allak bullak edebiliyor. Yani yorumlar çok şeyi etkileyebiliyor. Gittikçe senin bu ikiye böldün ya, yani bir marka içerik üretiyor, içerikler üretiyor. Bir de tüketici içerikler üretiyor. Tüketici. Bunu değil mi? Onu kastettim. Bunu 50-50 düşünsek, tüketici tarafı gittikçe her gün artıyor. Yani %60-70 oluyor, 80 oluyor, 90 oluyor. Yani tüketicinin görüşü ve onun yarattığı içerik oranı daha da yükselerek gidiyor. Zaten ne bileyim, müneccim değilim ama 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonra Black Mirror çağında yaşamaya başlayacağız. Robotların daha çok hayatımızda olduğu, sürücüsüz otomobillerin olduğu. Evet. Dolayısıyla belki o zaman insan da yazmayacak içeriği, robot yazacak. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi diyelim benim derimin altında bir çip var. O çip benim kolesterolümün yükseldiğini anlıyor. Şeker seviyemin yükseldiğini anlıyor. Ve evdeki akıllı buzdolabına, Arçelik buzdolabına order veriyor, talimat veriyor. Bizim patronun diyor, bak şekeri çıktı, tansiyonu çıktı. Sen diyor şeysiz, kolesterolü düşük, light işte tereyağı sipariş ver. Bu yemesine içmesine dikkat etmesi lazım. Efendime söyleyeyim, Pınar light tereyağı al. Uno'dan işte kepek ekmeği al falan filan. Neyse işte bir mesaj gönderiyor. Evdeki Arçelik akıllı buzdolabı benim sürücüsüz otomobilime, her gün işe gidip geldiğim otomobile
bir mesaj geçiyor. Diyor ki akşam gelirken Migros'tan şu listeyi al diyor. Otomobil Migros'a mesaj geçiyor. Ve işte 5.45'te şu Migros'un önünde olacağım diyor otomobil. Bir robot geliyor bagaja koyuyor bütün o eşyaları, belli markalardaki yiyecekleri. Ne sebep ne? Benim kolesterolüm yükselmiş, işte şekerim yükselmiş falan filan. Ve biz eve geliyoruz o sürücüsüz otomobille. Ben de o otomobilin içindeyim ve benim hiç olan bitenden haberim yok. Ben bir insanım, yiyecek olan da benim ama o kararları benim yerime makinalar verdi. Neden? Çünkü buzdolabı markam olan Arçelik Pınar'la anlaşmış, Uno'yla anlaşmış. Ama senin evinde ki Vestel marka buzdolabı da Sütaş'la anlaşmış, bir başka ekmek firmasıyla anlaşmış. Bu sefer makinaların savaşı başlayacak ve makina suçları oluşmaya başlayacak. Şu anda günümüzde yaklaşık 10 milyar makina birbiriyle konuşurken bu 10 sene sonra 100 milyar makina birbiriyle konuşmaya başladı. Yani içerik üreten artık makineler olacak. Şimdi insanlar üretiyor ama gittikçe makineler içerik üretmeye başlıyor. Evet. Yine Sinem Hanım, sizce Red Bull gibi firmalar kendi yarışmalarını düzenleyerek pazarlama konusunda amaçlarına ulaşıyor mu? Büyük ölçüde ulaşıyorlar Sinem. Red Bull'a ben hayranım. Şeyde Avusturya'da bir yıllar önce, 10-12 sene önce bir kokteylde tanıştım patronuyla. Asosyal bir adamcağız. Mühendismiş, Siemens'te çalışıyormuş. Ama pazarlama kafası olan birisi. Çin'e gitmiş toplantıya. İşte orada bir jet lag geçirmiş. Kendinde değilmiş, sabah kalkmış, böyle sarhoş gibiydim diyor. Bana bir şey, çay içirdiler, ginsengli bir çay. Ginsengli bir kök suyu diyeyim. Ve kendime geldim. Neyse araştırdım, istifa ettim Siemens'ten. 100-200 bin euro gibi bir paraya işte var olan bir markayı aldım, markanın adını aldım ve private label dolduruyor. Yani Red Bull'un kendi fabrikası yok. Franchise'ları var. Kendi, yani büyük bir yatırımı yok Red Bull'un. Başka fabrikalarda üretim yapıyor. Ve önce pazarlama stratejisini geliştiriyor. Ondan sonra piyasaya giriyor. Pazarlama stratejisinde şu yazar Sinem Red Bull'un. Der ki içinde adrenalin olan her şeye, her aktiviteye sponsor olacak. Şeylere değil, her şey. Yani siz arkadaşlarla bir motosiklet yarışı yapıyorsunuz. Yani içinde adrenalin var veya paraşütten atlama yapıyorsunuz. Hadi gel diyor, ben sana sponsor olacağım diyor. O istiyor, o çağırıyor seni. Yani. O gelip sponsor olmak istiyor. Senin de tabii hoşuna gidiyor bu. Böyle bütün dünyada adrenalin eşittir, gençlik eşittir Red Bull haline geldi. Tabii kamyon şoförü de içiyor uyumamak için. Sınavı olan da içiyor veya işte aktif işler yapan insan da içiyor. Ama yani sorunun kısa cevabı evet, bu stratejiyle amacına ulaşıyor. Çok doğru bir strateji. Az para harcayarak bir dünya markası yarattı Red Bull. Eli öpülecek bir iş yaptı yani. Kısa zamanda 15 sene önce Red Bull yoktu. Zeynep. Merhabalar. Zeynep. Bir startup şirketi pazarlama bütçesi ve reklam bütçesi nasıl ayarlamalı? Zeynep, demek ki bir startup kurmaya niyetlisin. Tebrik ediyorum. Sakın ha yolundan dönme. Geleceğin milyar dolarlık unicorn'u olacaksın. Bundan eminim. Peki reklam bütçesini veya pazarlama bütçesini nasıl belirlemelisin? Şimdi biliyorsun, demin de söylediğim gibi reklam başka, pazarlama başka şey. Reklam bütçesi genelde, hani bu yazılı olmazsa olmaz bir kural değil ama genelde tahammül uygulamada cironun %2'si reklam bütçesi
ne oluşturur? Veya reklam bütçesi yaklaşık şirketin cirosunun %2'sidir. Yani 1 milyon dolar eğer bir ciron varsa 200 bin dolar reklam bütçesi belirlersin. Bu kozmetik mesela parfümeri, güzellik işte ruj gibi şeylerde falan %40'lara kadar çıkar. Çünkü onlarda kar marjı yüksektir. Ama bir otomobil markası veya bir ne bileyim şampuan falan gibi şeylerde %2'dir. Gelelim pazarlama bütçesine. Pazarlama bütçesi de %0.5 seviyesindedir. Ciro'nun %0.5, %1'ini pek bulmaz. Çünkü pazarlama departmanında asıl para maaşlardır. Yani bir stratejist bulmak, strateji yapabilen bir sosyolog bulmak çok kolay değildir. Yani en az Türkiye'deki hani rakamlarla 20-25 bin net maaş vermen gerekir. Böyle kıymetli insanlardır. Onun dışında da araştırmalara para vereceksin. Belki neuromarketing araştırması yapacaksın falan. Yani pazarlamanın çok fazla bir harcaması yoktur araştırma dışında. Yani tabii Coca-Cola, Pepsi-Cola gibi şirketlerde 1-2 milyar dolar seviyesindedir. Ama onların cirosu da yüksektir. Yani özetle pazarlama bütçesi cironun %0.5 olabilir. Reklam bütçesi de cironun %2'si olabilir. Mert Bey, deneyimsel bir marka için tüketiciler için bir deneyim oluştururken neye dikkat etmeliyiz? Yani anladığımı söyleyeyim. Müşteri deneyimini nasıl değerlendirmeliyiz? Ne kastediyor herhalde Mert? Evet. Yani Algida diyelim. Algida dondurmaları yeni bir dondurma şekli çıkardı diyelim. Atıyorum misket gibi dondurmalar çıkardı. İşte ağzına atıyorsun şeker gibi ama eriyor falan filan. Attım yani bunu. Şimdi bunu deneyimletmesi lazım. Halk gözünde kabul gördüğünü, daha çok hangi segment insan kabul ediyor? Yaşlılar mı? İşte öğrenciler mi? Çocuklar mı? Meyvelisini mi yapmalı? Çikolatalısını mı yapmalı? Gibi gibi. Bunların piyasaya çıkmadan önceki deneyimleme ayağı var. Bunu da fokus gruplarda yapabilirsin Mert. Yani odak grup dediğimiz Türkçe araştırmalardır. Böyle 5-6 kişiyi bir odaya koyarlar. Fokus grup odaları vardır. Kamera vardır o odada. Hatta bu şey polisiye filmlerde böyle bir ayna vardır. Hani şey yapan, arkasını göstermeyen, arkasından görünen ama arkayı göstermeyen aynalar vardır. İşte diyelim polis müdürü orada oturur. Sorgulamadaki insanın cevaplarını takip eder. O odada müşteri de bulunabilir. Bu fokus grup odalarında. Kamera vardır, moderatör vardır. O ürünü hedef kitleye tattırırlar. Hedef kitleden 6 kişiyi oturturlar o odaya bir buçuk saat süreyle. Sohbet ederler. Efendime söyleyeyim, ambalajları gösterirler. Hangi ambalajı beğendiniz? Diyelim 3 tane ambalaj alternatifi var. Birini hepsi çok beğendi. Demek ki o zaman o ambalajı seçmen lazım. Ürünleri yedirirler. Tepkileri alırlar. Tuğ kaka diyorlarsa efendim beğenmedik biz bunu. Aa ekşi falan diyorlarsa o zaman oturup yeniden üretmen lazım. Yani daha piyasaya çıkmadan önce bu fokus gruplarda bir kere bu deneyimleri görmen lazım. Deneyimlerin sonuçlarını. Sonra da piyasaya çıktın onların istekleri doğrultusunda. Ondan sonra da tekrar yine feedbackleri alman lazım. Deneyimler çok 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 önemlidir. Biz buna Customer Experience Management diyoruz. Müşteri deneyim yönetimi diyoruz. Yani o dondurmayı
bir dondurma yemeği kafasına koyduğu andan itibaren tüm yaşadıkları o circle'a, o daireye biz CEM diyoruz. Customer Experience Manager. Kafaya koydum, dışarı çıktım, dondurmacıya gittim veya bakkala gittim, dondurmayı aldım, yedim, sonra neler yaşadım veya kötü çıktı, gittim iade etmek istedim veya gittim bir şikayet sitesinde şikayetimi yazdım gibi gibi, neyse deneyimi, bunların hepsini bir ilahi emir gibi kabul etmek zorundasın. Müşteri deneyimlerinden öğrenmek ve ona göre kendini düzeltmek, adam etmek derler yani, yani kabaca, çok önemli. Evet. Yani markanın sahibi hedef kitledir diyorum ya. Evet. Gül Hanım, kulübümüz daha da zirveye taşımak için bize ne gibi pazarlama yöntemleri önerirsiniz? Kulübünüzü çok takdir ettim. İsmi de güzel. Vallahi zaten yapıyorsunuz ama güzel şeyler yapıyorsunuz. Brand Up güzel bir marka adı. Bir kere bir marka önce kendi mahallesinde tanınmalı, marka olmalı. Yani Celal Bayar Üniversitesi'nde Brand Up'ı duymayan kalmamalı. Hocalardan, öğrencilerden, efendim suçu onlara bulmayın, eğer bilmiyorsa, duymuyorsa, sizin aktivitelerinize gelmiyorsa, sen niye gelmiyorsun falan, niye ihmal ediyorsun gibi şeyler söylemeyin. Siz bir kere aranır, bilinir olun, ulaşılabilir olun. Sosyal medya hesabınıza dikkat çekecek, onları cezbedecek şeyler paylaşın, içerikler paylaşın, videolar çekin. Ne bileyim, yani biraz da içerik önemli. Dikkat çekici içerikler de olabilir. Yani akademik olmak zorunda değil her içerik. Diğer kulüplerle çok fazla mücadeleye girmeden, yani onları karşımıza almadan, yani biraz bu dernek işi, kulüp işi şurada gelir, özetlenir, kendini özetler. Ya benim bu kulübe üye olmaktan yararım ne diye sorar insan, üye. Faydası ne? Yani veya iyi ki bu kulübe üye oldum, bak başkasının sahip olmadığı, öğrenmediği şunları şunları öğrendim dedirtmek önemli. Yani bence darta koyacağınız şey, hedef, iyi ki bu kulübe üyeyim dedirtmek olsun. Teşekkürler. Mottomuz bundan sonra bu olacak. Evet. Merhabalar. Yine Gül Hanım sormuş. İyi yayınlar. Markamız geleceğe nasıl hazırlayabiliriz? Geleceğe nasıl hazırlarız? Geleceği veya günümüzü iyi takip ederek hazırlarız. Bir kere gelecek daha makineleşecek. Bundan eminiz. Ama insan var olduğu sürece her şey insan odaklı olmaya devam edecek. Gelecekte ayakta duracak olan markalar, güçlü olacak olan markalar bir kere iyi insan gibi olan markalar olacak. Yani insan markalar ayakta duracak, hem de iyi insan gibi olan markalar ayakta duracak. İyi insanın özellikleri nedir? Şöyle kısaca sıralayacak olursak, iyi insan eğer bir hata yaparsa özür diler. İyi insan siz bir iyilik yaparsanız teşekkür ederler.
Evet, iyi insan güvenilirdir, yalan söylemez. İşte markada, iyi insan gibi olan markada bu özelliklere sahip olan markadır. Güvenilir, yalan söylemeyen, teşekkür eden, özür dileyen, iyi insan gibi olan, yani plaza kaşarı olan marka ayakta duramayacak gelecekte. Mesela bir pandemi yaşadık. Bazı bankalar ekstra bir faiz almadan veya çok az bir faiz tahakkuk ettirerek kredi kartı sahiplerinin isterlerse kredi kartı ödemelerini 3 ay erteledi bazı banka. İşte bunlar iyi insan gibi olan kötü gün dostu markalar. Bazıları umursamadı hiç. O umursamayanlar ayakta kalmayacak. Yani iyi insan gibi ol, ayakta kal bir marka olarak. Çok teşekkürler Ömer Bey. Rica ederim. Sorularımız bu kadardı. Zaten süremizi sonuna geldik. Hatta birazcık da açtık. Sorular çok olduğu için. Kaç kişiydik? Şöyle kaç kişiydik? 30-40 civarında. İyi, güzel. Umarım yani keyifli oldu. Çok keyifli oldu. Ben çok keyif aldım. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Görüşmek dileğiyle. İnşallah yüz yüze görüşürüz pandemi bittikten sonra. İnşallah, inşallah. Başarılar diliyorum hepinize. Sakın ha başkası için yaşamayın, millet ne der demeyin. İçinizden girişimci olmak isteyen cahil cesur olur hesabı, girişimci olsun. İçinizden sanatçı olmak isteyen sanatçı olsun. İçinizdeki çocuğu frenlemeyin, durdurmayın. Her birinizin bir marka olarak 3-5 sene sonra tekrar karşımıza çıkacağına eminim. İnşallah. Çok teşekkürler Ömer Bey. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar yayınımız burada bitti. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Diğer etkinliklerimizde görüşmek üzere.